Türkiye, milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarını 30'dan fazla ülkeye satarken birçok ülke Türk sihalarını almak için sıraya girdi. Avrupa'dan da birçok ülke Türkiye'den silahlı insansız hava araçları satın almayı planlarken İngiltere, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri de Türk sihalarını radarına aldı. Alman Düşünce Kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı'nın analizinde Türk savunma sanayisine övgüler yağdırıldı. Analizde Türkiye'ye Eurofighter satılıp silahlı insansız hava araçları alınabileceği önerisi de getirildi. Almanya'nın saygın kuruluşları arasında gösterilen Bilim ve Politika Vakfı'nın Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda başlıklı analizinde Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan değişim ele alındı. Bilim ve Politika Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Jens Bastian tarafından kaleme alınan analizin en dikkat çekici bölümünü ise Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebine ilişkin değerlendirmeler oluşturdu. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan dörtlü konsorsiyum tarafından üretilen bu uçakların Türkiye'ye satışına Madrid ve Londra'nın yeşil ışık yaktığını, Berlin ve Roma'nın ise henüz onay vermediğini hatırlatan uzman, Alman hükümetinin önemli bir kararın eşiğinde olduğunu aktardı. Analizinde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratların oluşturduğu hükümetin, Türkiye'ye muharebe silahı satışına onay vermediğini anımsatan uzman, Eurofighter satışı ile ilgili olarak, Alman hükümetinin iç politika konuları ile NATO'nun tutarlığını sağlama gerekliliği ile karşı karşıya tespitinde bulundu. Analizde ayrıca Türkiye'nin savunma politikasında NATO dışında ittifaklar oluşturduğu, Ankara'nın Eurofighter'ı satın alamadığı takdirde Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçaklarına yönelebileceği de değerlendiriliyor. Diğer yandan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracındaki ihracat rekoru Çin'i erozyona uğrattı. Times Aerospace tarafından yayımlanan haberde Çin'in bölgesel insansız hava aracı pazarındaki eski hakim konumu iyice erozyona uğradı denildi. Haberde Suudi Arabistan'ın siparişi Bayraktar TB2 platformunu satın alan Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türk insansız hava araçları sistemlerinin satın alınmasına yönelik büyüyen bölgesel eğilimin bir parçasını oluşturuyor. Bu, belki de Çin sistemlerinin güvenilmezliği, zayıf destek ve elektrooptik sistemlerinin zayıf sadakati nedeniyle Çin'in bölgesel insansız hava aracı pazarındaki daha önceki hakim konumunun daha da erozyona uğradığına işaret ediyor denildi. Öte yandan işgalci İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken Kassam tugayları İsrail'e ağır darbe vurdu. Kassam Tugayları tarafından Han Yunus bölgesinde İsrailli militanları pusuya düşürüldü. Yapılan pusuda 20'ye yakın İsrailli militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaşanan olaydan sonra İsrail yönetiminin ülke genelinde yayın yasağı getirdiği, olayı saklamaya çalıştığı belirtildi. Kassam Tugayları karşısında çaresiz kalan işgalci İsrail, yine sivillere saldırdı. İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki refah kentine düzenlediği saldırılarında yüzden fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin resmi ajansının haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında yüzden fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti. Filistin Kızılay'ı da İsrail saldırılarının refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu. Kuveyt Hastanesi Müdürü Suha Y.B. Elhims ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti. Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti. Hamas, İsrail ordusunun gece Refah'a düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaparak işgal güçlerinin saldırıları soykırım savaşının ve Filistin halkını zorla yerinden etme girişimlerinin devamıdır. İşgalciler uluslararası adalet divanının kararlarını görmezden geliyor. Refah'taki bu katliamdan ABD Başkanı Biden ve ABD hükümeti sorumludur dedi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimleri rekor oy alarak kazanmasının ardından tebrik etti. İran uzmanı Elyar Türker, reisinin Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etmesinin nedeni dostluk değil, Azerbaycan'ın gücünden korkmak olduğunu belirtti. Salamlar ve saygılar değerli izleyiciler. Bildiğiniz şimdi 7 fevral 2024 yılında Azerbaycanımızın Cumhurbaşkanı seçimleri olmuştur. Və həmin akibində bir çox ölkənin cumhurbaşkanı və başbakanı Sayın Prezident İlham Əliyev bəyə arayıb və təbrik etmişlərdir. Bu təbrik edənlərin içində İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi də vardır. Şaşırtıcı budur ki, son 4 ildə İran 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın qarşı həb düşman mövqeyi sərgiləmişdir. Həb Ermənistanın yanında olmuşdur. Zəngəzur koridoruna qarşı durmuşdur. İ Azərbaycan daxilində terror örgütü Hüseyniun adlı terror örgütünü öyrədib və təxribat etdirmək istəmişdir ki, Azərbaycanımızın güclü mövqeyi ilə o terror örgütü darmadağın olmuşdur. Və ya Azərbaycanımızın Tehran böyük elçiliyinə terror saldırısında bulunub və bir diplomatımızı şəhid etmişdir. Bunların hamısı İranın Azərbaycana qarşı tutumunu göstərməklədir. Yıllardır Azərbaycan nə yaptıysa İran ona dəstək vermədi. Həb Ermənistanın yanında oldu. Bu gündə, e, nəsa gün öncə, yəni 3 gün öncə İran bir xəbər yayınladı. Azərbaycan böyük elçisinə saldıran şəxsi idamla suçlandırmışdır. Amma e, dün 2 gün o xəbərdən sonra həmen Azərbaycanın 4 e, casusunu e, İran torpaqlarında gözaltına aldıq deyə bir xəbər yayınladılar. Casuslar kimdir? Xəbər nərdən qaynaqlanmışdır? Harda gözaltına alınmışdır? Heç bir xəbər yoxdur. Bunu bilmək lazımdır ki, İran siyasəti fərqlidir. Sinsicedir. Düşünün, İran Cumhurbaşkanı Sayın Prezident İbrahim Əliyevi təbrik edər. Aynı saatda devlete və devrim mühafizələrinə mənsub olan xəbər agentlikləri Azərbaycan seçimləri antidemokratik dediyi xəbər yayınlar. Bunlar həp İran rejiminin e, təlimatları ilə olmuşdur. İranda bilirsiniz, basın özgürlüyü yoxdur. Heç bir kəs öz başına bir xəbər yaza bilməz. Bunlar təlimatlı bir xəbərlər olur. Və İran e, təbrik etsə də, bəllidir ki, bu gönlüldən olmamışdı. Sadəcə Azərbaycanımızın siyasi və diplomatik arenalarda, savaş meydanlarında güclü mövqeyi İranı məcbur etmişdi ki, artıq e, Azərbaycanın qüzdünü qəbul etsin. Azərbaycan millətinin demokratikcə kullandığı oy və nəticələrini qəbul edib baş əysin. Bunu gönüldən istəməsə də, amma diplomatik olaraq bunu başağıməx məcburiyyətində qalmışdır. Bu gün də e, diqqət edərsəniz, e, İran yetkililəri çox çabalayırlar ki, bəlkə Azərbaycan eh hökumətinə, Azərbaycan dövlətinə yaxınlaşmaqla özlərini məşru göstərsinlər. Amma bu olmayacaqdır, çünki arxa plan Ermənistan-yanlı, Azərbaycan-düşmanlı davam etməklidir. Ayrıca o halda ki Azərbaycan son 30 ildə Cənub e, Azərbaycanda olan 40 milyondan fazla soydaşının fərqindədir və onlar üçün olmuş olsa da tamamilə diplomatik və dost davranmaq tələbidir. Amma İran həmişə Ermənistanın yanında olmuşdur. Çox sağ ol.